Eşkenar dörtgen. Öncelikle eşkenar dörtgenin ne olduğuyla başlayalım. İsminden de anlaşılacağı üzere eşkenar dörtgende tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Fakat bunun üzerine bazı ek özelliklerimiz daha vardır. Tüm kenar uzunlukları eşittir. A, 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 A diyelim. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Fakat bu şekli kareden ayıran özellik, köşedeki açıların 90'ar derece olmayışıdır. Eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Karşılıklı açılar da birbirine eşittir. Karşılıklı olarak açılar birbirine eşittir. Buradaki açıyla da buradaki açı eşittir. Şimdi bu bahsettiğimiz özellikleri yazacak olursak, eşkenar dörtgende tüm kenar uzunlukları eşittir. Tüm kenar uzunlukları eşittir. Dahası karşılıklı kenarlar paraleldir. Karşılıklı kenarlar paraleldir. Karşılıklı kenarların birbirine paralel olmasının sonucu karşılıklı açılar birbirine eşittir. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Buradaki açıya x, bu açıya y diyecek olursak, burası da x, burası da y olur. X ile y açısı birbirini 180 dereceye tamamlar. Açılar şu şekilde veya yan şekilde birbirlerini 180 dereceye tamamlarlar. X artı y eşittir 180 derecedir. Eşkenar dörtgen, paralel kenar şeklinin üzerine ek olarak karşılıklı kenarların eşitliğini getirir sadece. Onun dışındaki tüm kuralları, buraya kadar olan tüm kuralları aynıdır. Karşılıklı açılar eşittir. Karşılıklı kenarlar paraleldir. Ardışık olan iki açı birbirini 180 dereceye tamamlar gibi özellikler. Şimdi açı ile ilgili bir iki soruya bakalım. A, B, C, D. A, B, C, D eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen. Şöyle bir uzunluk çekelim. Şurası 40 derece olsun. Şurası 110 derece olsun. Şimdi birkaç tane de açı soralım. Şuradaki x açısı kaçtır? Şuradaki y açısı kaçtır? Bunları soralım. X nedir? Y nedir? Kalemimizin rengini değiştirerek çözümü yapalım. Şimdi biz biliyoruz ki eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir ve karşılıklı açılar eşittir. Burası 110 derece ise burası da 110 derecedir. Buradaki A açısıyla buradaki B açısı birbirini 180'e tamamlamak zorundadır. Burası 110 derece ise burasının 70 derece olması gerekir. Çünkü 110 ile 70 birbirini 180'e tamamlar. Burası 40 olduğuna göre dolayısıyla buraya 30 derece kaldı. Burasının tamamı 70 olduğuna göre karşıdaki bu x açısı 70 derecedir. X'i 70 derece olarak bulduk. Devam edersek 110, 30, 140 etti. Bu y açısına da
40 derece kalmış oldu. Bunu böylece geçelim ve eşkenar dörtgenle ilgili köşegen özelliklerimize gelelim. Eşkenar dörtgeni paralel kenardan ayıran en önemli özelliklerden birisi karşımıza gelecek şimdi. Köşegen özellikleri. Köşegen özellikleri. Paralel kenar şekli sadece ve sadece köşegenler birbirini ortalayabiliyordu. Başka hiçbir şey yapamıyordu. Köşegenlerle ilgili bütün özel dörtgenlerde 4 tane soruyu sormamız gerekir. Birinci olarak, köşegen uzunlukları eşit midir? Eşkenar dörtgende köşegen uzunlukları eşit midir? Paralel kenarda eşit değildi. Eşkenar dörtgende de köşegen uzunlukları eşit değildir. Köşegen uzunlukları da eşit olsaydı zaten bu şekil kare olurdu. Köşegen uzunlukları eşit değildir. İkinci sorumuz, paralel kenarda da sormuştuk, köşegenler dik midir? Paralel kenarda köşegenler dik değildi. Ama eşkenar dörtgende en önemli özelliğidir, köşegenler dik kesişir. Köşegenler dik kesişir. Köşegenler dik kesişir. Eşkenar dörtgende köşegenlerin dik kesişmesi sonucu birçok köşegenle ilgili soru karşımıza gelecektir. Köşegenleri gördüğümüzde hemen diki yapıştırmalıyız soruları çözerken. Üçüncü özelliğimiz, köşegenler dik olduğu zaman aynı zamanda açıortay olurlar. Buradaki açı iki eşit parçaya bölünür. Buradaki açı da iki eşit parçaya bölünür. Zaten karşılıklı açılar birbirine eşittir. Buradaki açıyla buradaki açı eşit. Burasıyla da burası eşit. Köşegenler açıortaydırlar. Köşegenler açıortaydırlar. Bunlar paralel kenarda olmayan özelliklerdi. Paralel kenarda köşegenler açıortay da değildi. Dördüncü olarak köşegenler birbirlerini ortalarlar. Köşegenler birbirlerini ortalarlar. Yani ortadan ikiye bölerler. Burasının uzunluğuyla burasının uzunluğu eşit. Burasının uzunluğuyla da burasının uzunluğu eşit olmaktadır. Paralel kenarın yapabildiği tek özellik dördüncü özellikti. Eşkenar dörtgen ise sadece köşegen uzunlukları eşit değildir. Onun dışındaki bütün özellikleri sağlar. Köşegenler dik kesişir, köşegenler açıortaydır, köşegenler birbirini ortalarlar. Şimdi bu köşegenlerle ilgili birkaç soru yapalım o zaman buradaki özelliklerle. Köşegen uzunlukları uzunlukları 12 santimetre ve 16 santimetre olan eşkenar dörtgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi biz eşkenar dörtgende köşegenlerin dik kesiştiğini biliyoruz. Köşegenler dik kesiştiğinden dolayı hemen bir eşkenar dörtgen çizelim. Köşegenlerini çizelim. Ve köşegenlerinin dikliğini hemen koyalım buraya. Köşegenlerin diğer bir özelliği birbirlerini ortadan ikiye bölerlerdi. Hangisi 16, hangisi 12 olmuş önemli değildir. Şurada 16 olmuş diyelim. 8 burası, 8 burası. 6 burası, 6 burası olur. Bir kenarı bulmak için şimdi karşımızda bir dik üçgen var. 6, 8, 10 özel dik üçgeni. 3, 4, 5'in
2 ile genişletilmiş halidir. Bir kenarı 10 santimetre bulduk. Eşkenar dörtgenimizin çevresi 40 santimetre olur. Çünkü bütün kenarlar 10, 10, 10 olacaktır. Diğer bir soru. Çevresi 52 santimetre ve köşegen uzunluklarından biri10 santimetre olan eşkenar dörtgenin diğer köşegeninin uzunluğu nedir? Şimdi bu soruya gelecek olursak, az önce çözdüğümüzde çok benzer bir soru. Bu sefer bize çevre verilmiş eşkenar dörtgende. Çevre 52 ise 52'yi 4'e bölersek bir kenar uzunluğunu buluruz. 13. Bir kenar uzunluğu 13, 13, 13, 13. Köşegenlerinden birinin uzunluğu 10, diğerinin uzunluğu isteniyor. Köşegenlerini çizip diki koyalım. Çünkü bu eşkenar dörtgen. Köşegenlerinden biri 10 santimetreymiş. Köşegenler birbirini ortaladığı için 5-5 ayrıldığını varsayalım. Diğer köşegenin uzunluğuna gelirsek, burada bir dik üçgen var. Dik kenarlarından birisi 5, hipotenüs 13. 5, 12, 13 özel üçgenimiz vardır. 5 ve 13'ü görmekteyiz. 5, 13. O zaman buradaki dik kenar 12 olacaktır. Burası da 12. Diğer köşegenimizin uzunluğu 24 santimetredir. Köşegenlerin dik kesişmesinden dolayı eşkenar dörtgende köşegenle ilgili birçok soru karşımıza gelecek. Şimdi bir başka soru daha yapıp özelliklerimizi konuşmaya devam edeceğiz eşkenar dörtgende. ABCD ABCD eşkenar dörtgen. Şöyle bir uzunluk atmış olalım. Şurası 5 santimetre. Şurası 13 santimetre olsun. Şuraya da ne demiş olalım? 5 dedik, 13 dedik, kök 41 olsun burası da. AE uzunluğu kök 41. Çevre ABCD ne olur? Şimdi bir eşkenar dörtgeni görüyoruz. Köşegenlerinden biri çizilmiş. Biz otomatik olarak köşegenlerin dik kesiştiğini bildiğimiz için diğer köşegeni hemen çizeceğiz. Dikini koyacağız. Köşegenlerin birbirini ortalaması gerekiyor. Buradaki bu köşegenin tamamı 18'dir. O zaman bu tarafı ikiye böldüğümüzde 9 bu tarafa kalır, 9 bu tarafa kalması gerekir. Burasının uzunluğunun 4 olduğunu anladık. Şuraya da x deyip şurada bir Pisagor yapacak olursak, x kare artı 16 eşittir kök 41'in karesi 41. Karşıya atarsak x kare eşittir 25, x eşittir 5 eder. Burasının uzunluğunu 5 bulduk. Devamında bir kenarı bulmak için şuradaki dik üçgenimizi kullanalım. 5, 9 olan üçgeni. Herhangi bir özel üçgen değil bu. Pisagor yapacağız. Bir kenara A diyelim. A kare eşittir. 81 artı 9'un karesi. 5'in karesi 25. A kare eşittir 106 eder. A da buradan kök 106 çıkar. Çevre 4 tane kök 106 olur.
Eşkenar dörtgenin köşegenleri ile ilgili bu kadar örnek yeter. Yani burada aklımızdan çıkarmamamız gereken en önemli bilgi, eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir. Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları eşittir. Şimdi alan hesaplamaya geleceğiz. Alan hesaplama. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiştiği için birinci alan hesaplama yöntemi, köşegenlerin çarpımının yarısı bize alanı verir. Köşegenlerin çarpımının yarısı alandır. Bir şekilde köşegenler dik kesişiyorsa, alanı bulmak için köşegenlerin çarpımının yarısı kullanılabilir. Alan ABCD, eşkenar dörtgende AC çarpı BD bölü 2'dir. Birinci alan hesaplama yöntemimiz eşkenar dörtgende köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Çevresi ne diyelim? 40 santimetre olan ve bir köşegen uzunluğu köşegeninin uzunluğu 16 santimetre olan eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi eşkenar dörtgenimizi çizip söylenenleri yapıp olayımızı bitirelim. Bizim alanı hesaplayabilmemiz için köşegenlerden biri verilmiş. Diğer köşegeni de bulursak ikisini çarpıp ikiye bölerek alanı hesaplayabiliriz. Çevrenin 40 santimetre olduğunu görüyoruz. 4'e bölersek bir kenar uzunluğumuz 10 santimetre olur. 10, 10, 10, 10 şeklinde eşkenar dörtgenin kenar uzunluklarını bulmuş olduk. Köşegenler dik kesişiyor. Köşegenlerden birinin uzunluğu 16'ymış. Köşegenler birbirini ortaladığı için 8, 8. Buradaki dik üçgenimize baktığımızda dik kenarlardan birinin 8, hipotenüsün ise 10 olduğunu görüyoruz. 6, 8, 10 özel üçgeni aklımıza gelmesi lazım. 3, 4, 5'in 2 katı. Ve diğer köşegenin uzunluğunu da 12 olarak bulduk. Alan 12 çarpı 16 bölü 2. Köşegenimizin biri 16, birisi 12. Burada 16 ile 2'yi sadeleştirirsek 8, 8 kere 12, 96 santimetre kare olur. Şimdi ikinci alan hesaplama yöntemine eşkenar dörtgende ikinci alan hesaplama yöntemi yükseklik çarpı tabandır. Buna h dersek, burasının uzunluğuna da a. Eşkenar dörtgende alan h çarpı a olur. Eşkenar dörtgenin paralel kenardan çok önemli bir farkı vardır. Bir de onu konuşmamız lazım. Eşkenar dörtgende yükseklikler hangi kenara inilirse inilsin aynı uzunluktadır. Bu kenara yükseklik inilirse bunun uzunluğu da h olur. Burasının uzunluğu da a'dır çünkü. Eşkenar dörtgen içindeki bütün yüksekliklerin uzunlukları birbirine eşittir. Bunun üzerine epeyce soru kurgulanır. Paralel kenarda bu yükseklik ile bu tarafa inilen yükseklik birbirinden farklıydı çünkü tabanlar farklıydı. Eşkenar dörtgende yükseklikler birbirlerine her zaman eşittirler. Şimdi bu alan özelliğimizle ilgili sorularımıza başlayalım. Buraya 30 derece diyelim. 8 santimetre ABCD. ABCD eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen. Alan ABCD nedir? Şimdi
Eşkenar dörtgende köşegenlerin ikisi de olmadığı için köşegenlerle ilgili alan formülü aklımıza gelmemesi lazım. Kenarın biri 8 olduğuna göre bütün kenarlarımız 8, 8, 8'dir. Eksik olan şeyimiz yükseklik. Buradaki 30 derece onun için verilmiş. Buradan dikey inersek 90'ın gördüğü 8 santimetre ise 30'un gördüğü bunun yarısı olur 4 santimetre. Ve yüksekliğimizi 4 santimetre olarak bulmuş olduk. Tabanımız da 8 olduğuna göre 4 çarpı 8 bize alanı verecektir. 32 santimetre kare. Bir diğer sorumuza ABCD eşkenar dörtgen. AE x artı 5. AF ise 2x eksi 1'dir. X nedir? Bir eşkenar dörtgen hakkında şunu söylemiştik. Eşkenar dörtgende bütün yükseklik uzunlukları birbirlerine eşittir. Bir eşkenar dörtgende buradan bir yükseklik inildiyse, buradan bir yükseklik inildiyse bunların uzunlukları birbirlerine eşit olmak zorundadır. 2x eksi 1 eşittir x artı 5. X'i bu tarafa attık. X bunu bu tarafa attık. 6. Bir eşkenar dörtgende inilen bütün yüksekliklerin uzunlukları birbirine eşit olur. Alan hesaplama eşkenar dörtgende bu kadardır. Bundan sonra konuşacağımız özellikler alan özellikleri ve açıortay özellikleriydi. Alan paylaşım özellikleri, paylaşım özellikleri. Eşkenar dörtgendeki alan paylaşım özellikleri paralel kenardaki ile aynıdır. O yüzden örnek vermek yerine sadece hızlıca tekrar edeceğiz ve öylece geçmiş olacağız. Bir eşkenar dörtgende biz köşegeni çekersek bu taraftaki alan A, bu taraftaki alan da A olur. İki. İki köşegeni de çektiğimizde A şeklinde 4 eşit alana ayrılır eşkenar dörtgenimiz. Üçüncüsü, tabandan yukarıya veya yandan diğer yan kenara atılan şu şekildeki üçgenler bu ve bu tüm alanın yarısıdır. Tüm alanın yarısı olurlar. Dört. Eşkenar dörtgende buraya eşit bölecek şekilde inersek, aynı şekilde buraya da eşit bölecek şekilde inersek ve şöyle birleştirirsek, burası A, burası A. Buralar 2A, 2A diyelim. 2A, 2A. Burası A, burası ise 3A şeklinde olur. Beşinci alan paylaştırma özelliğimiz. Çektiğimizde buradan eşit indirdiğimizde, buradan eşit olacak şekilde indirdiğimizde, buralar 2A, 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 buralar A, A, burası ise 4A
olmaktadır. Altıncı alan paylaştırma özelliğimiz içeride herhangi bir nokta alıp dört köşeden bu noktalara geldiysek buraya A1, A2, A3, A4 diyecek olursak A1 artı A3 A2 artı A4'e eşit olacaktır. Bu kadar alan paylaştırma özelliği yeterlidir. Diğer bir önemli noktaya değinecek olursak, eşkenar dörtgen içinde kelebek benzerliğinin bulunma ihtimali vardır. Kelebek benzerliği. Sorularda buna dikkat etmeliyiz. Genel olarak özel dörtgenlerin içine kelebek benzerliği yerleştirme çok yaygın yapılan bir soru tiplemesidir. Şöyle bir A, B, C, D eşkenar dörtgeni çizelim. E diyelim buraya da. Buradaki kelebek benzerliği kalemimizin rengini değiştirirsek daha net gösterebiliriz. Şöyle gözükmektedir. Kelebek benzerliğini gördüğümüz zaman bu kenarın bu kenara oranı, şu kenarın şu kenara oranı, şu kenarın ise şu kenara oranına eşit olmaktadır. Bir örnek soru yapıp kelebek benzerliği ile ilgili kısmımızı da noktalayalım. Şunu şöyle atalım. Şunu ise şöyle indirelim. A, B, C, D, E. Buraya 12 santimetre diyelim. Şuraya 8 santimetre diyelim. Şuraya da bir F diyelim. A, B, C, D eşkenar dörtgen. DF uzunluğu 16 santimetre ise BF değil de BD diyelim, onu düzeltelim. BD uzunluğu 16 santimetre ise BF uzunluğu nedir? Soruya baktığımızda kelebek benzerliği kendisini aşırı derecede göstermekte zaten. Burada geldiğimizde bize sorulan şuradaki BF, şuna X diyecek olursak, BD'nin tamamını ise bize 16 vermişti. O zaman buraya 16 eksi bu eşkenar dörtgen olduğu için buranın uzunluğu 12 ise, bu karşıdaki uzunluğumuzun da 12 olması gerekiyor. BE 4 oldu. 12'nin 4'e oranı eşittir. 16 eksi X'in X'e oranı olacak. Buradan sadeleştirmenin arkasından içler dışlar yaparsak 3,1. 3x eşittir 16 eksi x. X'i bu tarafa atarsak 4x eşittir 16. X eşittir 4 olarak bulunur. Eşkenar dörtgenle ilgili bahsedeceğimiz özellikler bunlar. Gerisi sorularda bu özelliklerin verimli kullanılmasına dayanmaktadır. Bu videomuzu da burada noktalıyoruz.